Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki kafaları karıştırmayı ve farkındalık yaşatmayı seven bir yapımız var. Bugün de yine beynimizi zorlayacak bir konudan bahsedeceğiz. Çift yarık deneyi. İstek bir videoydu, o yüzden hemen yapmak istedik. Kuantum fiziğine de böylece yavaşça bir selam çakalım dedik. Adı sizi korkutmasın, en yalın ve anlaşılabilir haliyle anlatacağız size kuantum fiziğini. Yavaştan başlayalım bakalım, neymiş bu çift yarık deneyi? Öncelikle şunu belirtelim, kuantum dünyasının bizim algıladığımız dünya ile arasında bazı farklar var. Şöyle ki, etrafında her şey tahmin edilebilir, ölçülebilir değil mi? Mesela siz aya bakmadığınızda da ayın orada olduğunu bilirsiniz. Arkanızı döndüğünüzde eviniz yok olmaz. Kuantum evreninde ise öyle değil. Einstein'ın kendi ifadesine göre ayın orada olduğunu sadece ona bakarak görürsünüz. Siz bakmazken o ay orada değildir. Atom altı parçacıklara baktığınızda da aslında böyledir. Siz bakmadığınız zaman onlar orada değildir. Tahmin edilemezler. Çift yarık deneyi de bizlere ışığın kuantum dünyasında farklı davranışlara sahip olduğunu gösteriyor. Çift yarık deneyiyle ışığın hem dalga hem de parçacık olarak davrandığını gördük. Sadece bu da değil, çift yarık deneyinden sonra elektronların da dalga özelliği gösterdiği de kanıtlanmış oldu. Nasıl kanıtlanmış gelin bakalım. Düşünün ki elinizde bir bilye tabancası var. Bu bilye tabancasının önünde üzerinde tek bir yarık olan bir levha ve yine onun arkasında boş bilyelerin yapıştığı bir levha var. Bilye tabancanızı çalıştırdınız ve yarıktan geçen parçalar düz bir şekilde boş levhaya yapıştı değil mi? Şimdi yarık sayısını 2'ye çıkaralım ve öyle düşünelim. Bu sefer boş olan levhada iki yarığın da desenini görebiliriz. Normal olan da budur değil mi? Parçacık halinde hareket ediyorlar. Dalgaların yarıktan nasıl geçtiğini de gözlemleyelim. Tek yarık olan levhadan geçen dalgalar, dalga boyunun en güçlü olduğu noktada birleşerek yine tek bir desen oluşturur. Yine anormal bir durum yok. İki yarık olan levhamızı getirdiğimizde yine tahmin edilebilir bir şekilde yarıklardan geçen dalgalar iki farklı dalga oluşturur, birbirleriyle kesişerek karşı tarafta çoklu bir desen bırakır. Şaşıracağımız kısma yavaş yavaş geliyoruz. Bu deneyi ışıkla uygulamaya karar verdik ve elimize bir fener aldık diyelim. Şunu önceden belirtelim ki ışık özünde parçacıklar halinde taşınır. Yani bu bilgiye göre biz ışıkların dalgalar halinde değil de bilyelerde olduğu gibi bir desen bırakmasını bekliyoruz. Tek yarıklı levhaya ışık tuttuğumuzda bunu görüyoruz zaten. Işık tek bir desen oluşturuyor. O zaman çift yarıklı olan levhaya tuttuğumuzda da iki ayrı desen olması lazım değil mi? Şimdi şaşırmanız gereken kısma geldik. Çift yarıklı levhadan geçen ışık karşı levhaya iki farklı desen değil, çoklu desenler bırakıyor. Yani tek tek kaynağından çıkan fotonlar parçacık gibi değil de su dalgası gibi hareket ediyor. Bu deneyi ışığa güvenmeyip bir de elektronlarla denemeye karar veriyor bilim insanları. Ancak sonuç yine aynı. Elektronlar da tek yarıkta parçacık, çift yarıkta dalga özelliği gösteriyorlar. Ancak bunun ardındaki mantığı çözmek adına bu deneye bir tane gözlemci eklemeye karar veriyorlar. Her elektron geçince ses çıkaracak bir gözlemci. Testi tekrar edince ne oluyor biliyor musunuz? Hazır olun. Elektronları bu gözlemciyi yerleştirdikten sonra çift yarıktan geçince elektronlar bu sefer parçacık gibi hareket ediyorlar. Gözlemciyi kapatıp bir daha deniyorlar ve sonuç yine çoklu desen. Sanki biri onları izleyince davranış değiştiriyorlar. Gözlemci olunca olmaları gerektiği gibi parçacık halinde davranıp da kimse yokken sanki bilinçleri varmışçasına davranış değiştiriyorlar. Peki neden? Nasıl? İnanın şu an kimse bilmiyor. Bilimin buna verecek bir cevabı yok henüz. İnsanlık henüz bunun neden olduğunu açıklayamıyor. Einstein'ın da dediği gibi, korkunç. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomuz size yararlı olmuştur. Siz de bize yardımcı olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.